Günaydın, dünaydın, iyi akşamlar ve iyi geceler. Şimdi Hasan Usta geldi. Mutfakla oturma odasının olduğu yere ve benim odamı. Oraya şimdi ders atacak. Ertesi gün gelecek, banyo yapacak. Ondan sonraki günde hol yapacak diye. Bu sırada benim boyacıları çağırmam gerekiyor. Evin boyaması gerekiyor. Bir de üzerine çağırmam gereken bir elektrikçi var. Ha, derzli var. Hasan Usta'm! Derzledin. Çok güzel olmuş yani. Buraya bak, bura böyle olmuş. Tamamen derzi merzi atılmış. Çok güzel olmuş yalnız, yalnız burası. Burayı çok beğendim. Bir şey soracağım Hasan Usta'ya, bir dakika. Hasan Usta, bir şey soracağım. Ha, şuraya var ya. Ha, burayı sökeceğim. Burası sökeceğim çünkü kapılar değişecek. Kapının altına da girsin istedik. Ben en kısa seramik işi sürer zannetmiştim. En uzun seramik sürdü. Herhalde bir 5-6 gündür falan seramikle uğraşıyordu ama. Bu arada şarjım çok güzel ya. Gidip şarjımla oynayasım var. Ben gittim bir tane şarj aldım. Çok iyi, muhteşemmiş. Geçen haftalık vlogda göstermedim mi ben onu? Unutmuşum galiba ama unutmamışsan da bilen biliyordur. Burada göstereceğim, merak etmeyin. Çok güzelmiş. Ortalığın haline bak. Annemin dolabının neydi bunun adı? Bunun adını unuttum. Ne bu arkasındaki beyaz şey? Ne deniyor bu? Sultan mı deniyor? Stropiyer mi deniyor? Süpekerik mi deniyor? Ne deniyor? Onun bir türlü ölçüsünü çıkaramamışlar. Kesiyorlar, biçiyorlar diyorlar. Kesiyorlar, biçiyorlar duruyorlar. Kesiyorlar, biçiyorlar duruyorlar. Hele kedinin tamam, duruşuna bak. Tamam. Baba, kedinle beraber maksimum yardım sağlıyorsun. Öyle zaten, mal sahibine benzer. Niye böyle bir canı sıkkın bunun? Hasta ya. Evet, sıkkın duruyor böyle. Yok, olmamış, olmamış. Soğuk bir anda geldi, o da kaldıramadı herhalde. Bekle bir dakika, şarjıma bakın. Baksanıza şunun güzelliğine. Ben size bunu nasıl gösterdim? Bence ben size gösterdim bunu. Şuna bak, bak. Bak şimdi sese bak şimdi baba. Uf, çalışıyor. Gerçekten çalışıyor. Hissediyorum yani çalıştığını. Bak, sola da çalışıyor. Almamak için çok zor tuttum kendimi, en son aldım. Keşke böyle bir sürü param olsa da bunlardan bir sürü alsam. Evin içerisinde hiç kullanmadım halde, keşke şarjlarım olsa. Çok güzel bir şeysin ya. Açayım mı sizi? Ya şuna bakar mısın, bu yamuk? Dur. Bak şöyle tam bakın. Bak. Şu tepe yamuk, bunun birazdan sola gelmesi gerekiyor tabii ki de şarjınla. Yaren'in makyaj masasını biz buraya koyacaktık. Sonra ben dedim ki, bak dedim, yatak burada bitiyor. Masa buraya gelsin, şuraya sandalye gelsin. Koskoca da geçerken böyle yan mı geçirdin yani dedim. Buradan iptal edelim dedim senin şu şeyini. Makyaj masanı. Nereye koyalım dedik. Hem gün ışığını güzel yönetemezsin. Gel dedim şu giyinme odasından bir tane dolabı. Benimkini 1 ellilik yapalım. Zaten ona ancak 2 metrelik yeter. 1 ellilik dolap yapalım dedim bana. Tamam mı? Geri kalan kısımdan sonrası sana kalsın. Makyaj masası. Makyaj bölümünde burada olsun. Giyinme odası da burada olsun. Video çekerken hem böyle giyinme odası ve makyaj için ayrı bir yerde bir şey güzel gözüküyordu. Mantıklı. En menis. Profesör McGonagall. Profesör McGonagall, kaçmayın lütfen. Havadan soğuduysa Harry Potter geri gelmiştir abla. Profesör McGonagall. Ayakkabıyı ben sana hep vermedim yalnız. Satın alacağım o zaman. Hı hı. 1000 lira. Tamam. Yürü. Kabul. Kabul ettim ben de, yürü. Niye 1000 lira verdin lan onu? Ben onu 4 sene önce 100 lira almıştım. Ben de. Bunu biz yaptık az önce, biliyor musunuz? Ben yaptım. Bu zaten yamuktu, hatırlıyorsunuz, bunu ben düzelttim. Şu iki kapağı aşağıya taktı. Helal olsun, eli bir şey yarı sonuçta. Bir de videoda hepsini o yapıyormuş gibi çekmiyor mu? Ne? Üçkağıtçı. İyi, güzelmiş. Bizim her date'in buraya bağlanması. Evlilik. Evlilik olunca böyle oldu arkadaşlar. Çayları, sohbetleri unutun. Artık ömrünüz iki ada geçecek. Her zaman evlenince sevgiliniz abiniz olsun. Yani evlenmeden. Aa, bu olabilir bak, tezgahlara da uyuyor. Dolap renkleri bu ya. Yeşil ya. Bir de şunlardan alacağım. Hı-hı. Arabaya alacağım bundan. Eve koyduk, çok güzel kokuyor. Arabanın içeri güzel kokusu. Bakın arkadaşlar, size bir şey göstereceğim. Bu şeker kabı var ya. Bu şeker kabının sahibi bu arada Greenwich. Benim arkadaşımın yeri. Gelin, çok güzel. Aynı bu şekil. Biz böyle buradan yırtıp açıyoruz ya bu şekilde. Tamam mı? Bunun sahibi, bunu patentini alan adam, bunu bu şekilde açmadıkları için hayatta zaten çok ciddi psikolojik problemleri varmış, demiş ki ben şu dünyaya bir icat verdim, onu bile doğru düzgün açmayı bilmiyorlar, beni bu kadar ciddiye almıyorlar deyip intihar etmiş. O yüzden bunu böyle açın. Bari adamın ölürse saygınız olsun. Günaydın. Ben anlık olarak yanım 4 tane dış, 2 tane iç fayans tutucu varmış. Köşe bend gibi bir şeymiş. Onlardan almaya gideceğim. Hasan Usta, Esir Hasan Usta yukarıda gün pat gün pat çat pat çat pat çalışıyor. Ne istemişti? Fayans tutucu, fayans neydi ya o? Neyse, ben nalbura söyleyince o beni anlar, inanıyorum. İbrahim abi benim dilimi anlıyor. Anlıyor. Bir ara oradan da boya almam gerekiyor. O neydi ya? 20 km hızla bu kadar sert nasıl bir çukur olabilir ya?
Yemin ediyorum torpidoyu kucağıma aldım. Bu nasıl bir sesti ya? Fayans tutucu değil, fayans çatıymış. Çıtasıymış. Seni bir iki dakika bekle. Tamam. Fayans tutucu dediğim anda İbrahim abi dedi ki fayans çıtası. Bak dedim ben size o benim dilimden anlar diye. Camdan sarkıtarak getirdim. Sol camdan sarkıtarak köşe bentleri getirdim. Ay, fayans tutucuları. Kahvaltı yapmak istiyorum. Sabah yine çok erken uyandım. Benim hayalimde bu kadar erken uyanmak yoktu. En merak ettiğim zaten banyo. Benim hep hayalim önce banyoya başlamasıydı. Çünkü banyoyu çok merak ediyorum. Çünkü bir de banyoya uygun küvet getireceğim. Biz yorumlarda yazmışız küvet alma çok kullanışsız böyle şöyle leke falan. Biz onu çözdük. Benim küvetimde şey olacak. Duş başlığı olacak. Yani zannettiğiniz zaman biraz daha şey bir küvet. Modern bir küvet. Hem duş başlığı var küvetin. Hem de normal olarak vanası var. Açık içinde olduğu bir keyif yapmalık. Bir de zaten küvetin yarısı da cam olacak. Yani yukarısı yarıya kadar cam olacak. Yani yarı bir duşakabin gibi olacak. Hem duşakabin olarak kullanabileceğim. Hem de küvet olarak kullanabileceğim. Ben tekne böyle oval olsun istemiyorum. İşte iki tekne de köşeli olsun istiyorum ki ayakta duş aldığımız zaman rahat edelim. Ama maalesef bulamıyorum. Bu arada benim şeylerim gelmiş. Şundan eksik almış. Şu Amazon itineden var ya banyonun bir duvarı öyle olacak. Eksik almışız ondan. İki kutu daha geldi. Güzel. Bakayım aynen Amazon ite. Tamam. Gittim. O kadar köşe bent dedim. Köşe bent demiş bu arada onun adı. Köşe bent dedim. Ne kadar kaliteli mal. Anca canavarla kesebiliyor. Bak o kadar kaliteli ki onu kullanmadan kesemiyor. Hasan Osman ne zaman bitecek bu iş? Salih. Bu sallar beni bitirdi. Şu kapıyı da sökeyim ben bugün. Hasan Usta. Sen kapıyı sök. Tamam. Buraları var hep temizle. Benim bu evreden sonra temiz olması lazım. Öğleden sonra mı yapacağım burayı? Tabii. Bitmesi biraz başka bir yere gitmesi bir şey kalmadı. He tamam Yaşan tamam. Başka bir yere gitmesi. Başka bir işim var. Yeter abi. Oo Hasan Usta iş olunca hemen kaçıyorum vallahi abi. Keşke önceden iş gereksin. Duvarlar olmuş. Bura olmuş. Az önce tabi. Nişin içinde buraya kesti az önce Hasan Usta. Niş yeri için. Bu duvar mavi olacak mı? Şu duvar bak size söyleyeyim. Ayna buraya gelecek. Aplikler sağda. Aynanın ledi orada. Bu duvar mavi olacak. Amazon iteneden. Dedik ki nişin içinde de Amazon iteneden yapalım. Biraz böyle farklılık olur. Renk katar dedik. Buradaki Amazon iteneleri hatırladınız mı? Onların hepsini yukarı çıkardı. Çünkü Hasan Usta başladı. Bunları çıkarmak çok zor. Oğlum bu ince ince bir şey ama çok ağır bir şey. Buraya başladı Hasan Usta. Hasan Usta bir şey soracağım sana. Bu seramikler niye bu kadar ağır? Bunlar mı? He. Onlardan kalın ondan. Bir de normal olarak da hepsi al. Evet bu biraz daha kalınmış vardı bak. Normalde bak görüyorsun bak. Şu parmağımın şurası denk geliyor bak. Şurası denk geliyor parmağımın. Özür dilerim. Tırnaklarımı da kesemiyorum bu arada. Çok pis. Maruz görüyorum bunu. Bak görüyor musun? Bundan bu kadar daha kalın. 3 milim. Onlar 8 milimdi galiba. Bugün hiç şeyimi ellemedim. Nerede o? Şarjımı ellemedim. Ay canımla ellemedim. Kendimi deşarj etmem gerekiyor. Ay çok güzel kokuyor. Bunu bak bugüne gidin aldım. IKEA'da bu. Tamam arabaya da aldım dün. Muhteşem kokutu yani. Nasılsın, iyi misin? İyisin değil mi? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Hadi kendine iyi bak. Marangozdan aldığım eşyaları getireceğim diyeceğim ki siz kurmayın, ben kuracağım. Şarjlıyı o kadar çok kullanmak istiyorum. Bayılıyorum şarjlıya ya. Hasan Usta burada değil muhtemelen yemek yemeye gitti. Evet banyoya adım atıyoruz. Vüt tüt tüt. Ooo duvarı komple bitirmiş. Şuraya dediğim gibi bundan gelecek. Daha tatlı olur. Ayna buraya gelecek. Hayal edebilirsiniz şöyle bir ayna. Bura var ya, bura zaten aşırı güzel. Çok aydınlık oldu bura yalnız ha. İnşaat videoları ne kadar çok seviyormuşsunuz siz ya. Vallahi elimden geldiğince size inşaat videoları içerisinde farklı videolar çekmeye çalışıyorum. Hani sıkılmayın, hep inşaat görmeyin diye. Ama siz bayılıyorsunuz arkadaş inşaat videolarına. Malzemelerimi buraya taşıdım, daha geri kalan malzemeleri taşıdım. Üzerine de şeyle örteceğim. 50 metrekarelik bir tane muşamba aldım, onu da örteceğim ki boyasınlar ortalığı boyarken üzerine dökülmesin. Kral inşaata da Prada ile gelmezsin ya. Gel çarpılıyordum aslında. Prada ile inşaata gelmezsin. Kardeşim çakma be. Aynen. Aynen. Sana ne diyeceğim. Hasan biliyorsunuz Nurullah Akman'ı 5 paket fazladan Stadigo'ya itelemişti. Evet. Şimdi onun elemanı Tarık Elifoğlu'nu diye. Yok. Bir de artık olan o kadar üzülüyordum 5000 lira fazladan gitti diye. Kümetime kaçacağım 5000 liraya. Kanka kümet koymuyorum. Niye? Ya gideri yaptın. Düşündüm de ben şimdi oraya küvet yapmayalım yani. Abi gideri yaptın. Ne bileyim abi ya. Ya kafamı karıştırmayın ya. Küvet sen istiyorsun ama ben ucunu suya sıçracağım. Ne olacak?
Sus. Diyorum şimdi mermer kesme. Nurullah abi az önce gördüğünüz gibi kafama karıştırdı ve kabul ettim. Duşakabine geçmeye karar verdim. Yorumlarda çok yazmışsınız. Bir keyfim vardı, bir hayalim vardı. Çok istiyordum. Kısmet olmadı. İnşallah ileride başka bir zaman kısmet olur diyelim. Çok kullanışlı geliyordu bana. Ne bileyim ben sıcak suyu doldurdum, içine girecektim, video editecektim. Nasıl abi? Hayallerim vardı. Hayallerim vardı, hayallerim. Geldim şimdi ne almaya? Süzgeç miydi? Aynen. Süzgeç almaya geldim. Çünkü şu kabine geçtiğim için süzgeç alacağız ben. İşte bak bundan istiyordum. Aldırmadılar. Bu kaç ya? Bu 80'e 1.70. İşte bak bunun bir tık daha küçük olacaktı benim hayalimdeki de. Sırf şundan korktum biliyor musun? Şuraya da ince modelleri istedim. Lan ne kadar pahalıya çıkarlar. Şurayı incelttiler diye o kadar pahalı fiyat çıkarlar ki dedim istemiyorum ya. Yapmayacağım keyif kardeşim dedim ya. Bak. Bak altı üstü mermer arıyoruz tamam mı? Ve bulamıyoruz şu anda. Şu mermerin aynısının 165 cm uzunluk 4 cm yüksekliğini arıyoruz. Neden böyle bir şey arıyoruz? Duşakabine geçtiğimiz için duşakabinin yanına o şekilde ondan konulması gerekiyormuş. Hasan Usta bizi bekliyor. Hasan Usta ağzıma edecek. Diyecek ki 3 kişi atçı. Ben seni yolladım 1 saat önce. Mermer ne oldu? Aa mermer. Olur mermer. O mermerci gördüm lan. O kadar hızlı bulabileceğimi hiç zannetmiyordum. Şuraya gir. Geldim mermerci. Hemen bir mermer buldum ya. Böyle mutlu olamazdım. Allah'tan başka bir şey istedim. Mesela E92 M3 beyaz. Ya da onun yok. Burak Pınar abininkini mavisinden. Bir tane de duşakabin göstereceğim. Duşakabin değişikliğine karar verdiğimiz için. Ben sana göstereyim. 12 bin lira fiyat verdi şu duşakabine. Bak bakayım ona. Biraz pazarlık. Biraz pazarlık. Ben de pazarlık yapmaya gitmiştim ya. 12'den düşürdüm diye atalım mı şu an? Kaça çıktı biliyor musun? 12.5'a çıktı. Niye? Rengi değişik abi. Sen gezdirsin. Ben değişme tut. Buraya spot yapılacak ya şimdi Muammer abi. Şuradan bir kablo çıkarttırdı. Çünkü burası giyinme odası, bir de yarın makyaj kısmı olacağı için spotlanacak orası. Şimdi güzel gidiyor. Bu arada Ali abi de geldi. Bu duvarların sıvaları, çatlakları, buradaki küçük yerler hepsi sıvalandı ki burası komple boyanacak ya güzel olsun dedik. Günaydın. Hasan Usta gelmiş yukarının şerbetini. Derdini verme, ben de alışmış şerbetle mi? Çok uykum var, çok uykum var. Şinşen ne zaman bitecek? Yatakta adam akıllı uyumayı özledim, duş almayı özledim. Yeter artık, yeter. İnsan içine çıkmayı özledim. Maksimum insan içine çıkabildiğim an gidip malzeme almak ve bankadan para çekmek. Bu ne böyle? Bu ne biçim bir süreç? Ha bura, tezgah dediğimiz bırak, tezgah yapılacak buraya. İçti 3 tane var, yetmez. Yetmez mi? Sen ne yaptın ya, benimkileri? Ben yedim, ben kıtır kıtır yedim. Ya oğlum ya. Ben gelmedim, ben yedim. Ne yaptın, kullandım ya. Lan gene girdi bana ya. Oy, battım hani. Annemin yeni camları geldi. Ayşe'leri, duşları. Yani üf. Duşakabini. Abin çalıştığını görüyoruz. Oo, inanamıyorum. İnanamıyorum, bu adam çalışıyor. Bak bak. Çalışamıyor bile. Çalışamıyor bile. Adama ters. Ruhuna ders. Ben beyinim kardeşim. Dün hanım benden bir şey istiyor. Ben fikir veriyorum ona. Ne oldu? Hanım dedim. Sen şöyle yap. Ya kalk getirsene. Ben fikirim. Kendini anlamıyorum. Bu arada Nurlu abim beni kümetten vazgeçirdim. 8 bin lira kümet alacakken 12.500 liraya duşakabin yaptırsan. Sebil'le elini yukarı ikiniz. Sebil'le şöyle yaptı bak. Sebil'e şöyle yaptı bak. Şöyle geldi elini aldı suyu elini. Titiz adam abi, titiz adam severiz ya. Hocam dur tut şunu, ben sökeyim şunu. Arkadan böyle yapıyor. Ya biz bunu nasıl bugün kullanamayacağız ya? Baba ne kadar kötü kokuyor bu silikon lan. Yani bunu duşaktım. Oo. Çok kötü kokuyor. Abi nefretleniyor bu kokudan. Sana ne söyleyeceğim? Baba de mi? Abi işte bak kalın profil al. Bak köşelere kalın profil çok yakışır ama bende şeyde boydan boy alanlara kalın profil hiç yakışır. Şunu fotoğrafı çekip de yarın atayım, merak etmiş annemekini. Silikonlayacağız bunu, ellemeyeceğim. Tamam ellemeyeceğiz işte. Keşke bunu bugün kullanabilseydik. Leş gibiyim. Duş alamıyorum, berbat hissediyorum. Abi kaçta donar sen? En son dün değil, ondan önce gece duş almıştım. Pazartesi gecesi mi aldın? Pazar gecesi mi aldın? Pazar gecesi galiba duş aldım ilk defa. Çok özledim duş almayı. Su vurmasını özledim saçıma. Su vurmasını özledim vücuduma. Üst kat komple bitti. Banyom da yapılmış. Banyom da yapılmış. Abi temizleyince güzel. Hep merak ediyordum nasıl olacak diye. Hep merak ediyordum. Yapalım bak mı? Buraya şey gelecek buraya. Ya aynayı o şey masimetrik istiyorum. Şöyle var ya abi. O böyle çirkin. Öbücük mebücük oluyor. Elips değil bak. Abi şöyle. Abi duruyor aynaya bak bak.
Şöyle duruyor aynen. Buna benzer bir şey. Öyle mi? Gerçekten mi? Dur göstereceğim sana, dur. Bence buraya çok yakışacak. Işıklı bir şekilde. Bak şöyle görüyor musun? Yani dağınık. Hayır böyle bak. Onun dikeyi işte oğlum. Hayır kanka, onunla bunun çok farkı var. Bu güzel. Bak bunun gibi. O iyi değil ya. Bunun arkasında led döşediğini düşün. Yok bu güzel. Bak abi biz, bak bizimki gibi, bak bizimki gibi. Yanlarda bize de var. Ya baba aynı budur ya. Bak, bak aynı bunun gibi, anladın mı? Yok yok, çok güzel bu. Asimetrik olacak, arkasında led olur. Uuu Venom maskesi. Bunu filme gideceğiz biliyor musun? Biz soracaklar hangi bilet, hangi filme bilet. Biz de bunu takabileceğiz ki sence hangisi? Hangisi? Venom işte. Film. Venom. Hayır, Allah senin cezanı vermesin. Çekme. Bu sadece hissi işte. Ay. Abi bir su testi yapacağız. Bir şey yanlış yani, yanlış bir şey yanlış. Ya. Dur abi bu beni rezil rüzgar edecek. Düz şeyleri atıyor gitmiyor diyor. Almış arabayı atıyor, su gidiyor mu? Arabanın yönü değişti. Gel bisiklet getirin şuradan. Gel gel gel, sprey boyunca bisiklet var. Bir şey yapamadık ya, su yolu testini yapamadım gitti ya. Lan bir bilye çıkaracaksın. Çıktı bilyeler. İki tane bilye var orada. Bak iki tane bilye var onun içinde. İki tane cille var. Bakalım bu iki cillemiz de. Bu arada içine saydam koyuyorum. Şu an bunların saydam olduğunu bilmiyordum ben Nurullah abi. Kanka ben de bilmiyordum. Bu ürünü ben üretmedim. Haydi gelin bismillah. Nereden atıyorum Nurullah abi? At abi bir yere, fark etmez. Şuradan yolluyorum. Geri gelmezse videoyu paylaşayım. Oğlum çok geldi eşekler, öyle mi atıyorsun? Evet, evet buraya kadar eğim var. Ya, su çıksa bile bu süzgece gidiyor. 34 Egeme. Abicim öyle mi yapılıyor? Deli misiniz lan? Çık. Hadi atarsan geri tabii. Nerede kaldığı önemli. Niye gelmedi lan Hasan abi? O videoyu paylaşma. Gittiğimizin resmini. Abicim bu su geliyormuş gibi bırakacaksın. Ya son burada aktı şu an. Abi olay su gelmesi değil. Akarsu yolunu bulur. Abi o yolunu bulur. Duran suyun yolunu bulması. Geliyor. Geliyor. Ya arkadaşlar niye bu kanka? Nerede benim su terazim? Şununla eğim bakıyoruz ya. Allah'ını seversen. Oğlum şu videoları atma. Çok kötü patlarım. Dur. Tamir ettikten sonra yaparız. Varsa bakacağız bakacağız. Varsa yapar ya. Nurlu abim yüzü burada ya. Herhalde yapacağım lan. Yapılarım. Evet, Midon arabasını gasp ettim, gidiyorum arkadaşlar. Nereye? Gerçekten inanır mısınız? Lokantalara gidiyorum, hesap almaya, para almaya. Midon'un arabasıyla gidiyoruz. Midon'un tabi bunlardan haberi yok. Kayıttayız. Kameraya çok bakamıyorum. Bu araba biraz bizi açtığı için ve pahalı olduğu için, bir yere vurmaktan korktuğum için hep sağma soluma sürekli bakıyorum. Hız yapamıyorum tabii ki de. Hız iyi bir şey değil arkadaşlar. Herkes bana bakıyor. Kameralarında hiç utanmıyorum. Bakarsa baksın ne yapmışım. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Sizi seviyoruz. Takip edin, bir şeyler yapın. Dinliyorum aç kapıyı. Gün arkadaşım kokusu sanırım sandım bana hasta değilmiş. Lan 5 dakikada gidiyorum. Kayıt açık değilmiş meğerse. Mal gibi duruyorum ben de. Merhaba merhaba. Merhaba. Güzelmiş bu işte, bu kamera hep elde, yorucu olur ya, yapma bir şey koymaya buraya, bu hep böyle mi geziyor bununla? Arkadaşlar ben gidiyorum, hakkınızı helal edin. Görüşürüz. Araba var ya, araba leş gibi, arabanın bak camı bile gözüküyor, şuna bak. Bak o kadar kafam pis ki, kaşıyorum ya bak demin. Ve bak dedim, o ses... duvar sesi geliyor. Dedim o ses ne lan? Recep abi orada. Recep abi, var mı yer? Yıkanacak Allah aşkına şu arabanın haline bak. Dışını mı yıkayalım? Her tarafını. Paslar da gelmiş. İçi ve dışı. Ama ve şey dışı. İşte TDT değil, iç dış işte. İçi ve dış. Tamam yıkarız. Bırakıyor mu buraya? Konu çiğ var. Şuna bak. Arabanın pisliğine bak, bak küfür etmişler. Arabanın bilmem ne yaptı yazmış abi. Şu pisliklere bak. Montumu da ver Cano, montumu da al. Oğlum bu ne lan? Fatih, Eyüp, Emirhan Başkan'ın başkan yazıları. Araba rezalet halde. Allah'tan temizlenince şimdi. Ben bu temizlene dururken ben de inşaata devam edeyim. Şan. Şan. Ver bakayım o faturayı. Haydi bakalım. Ya Allah ya bismillah. Şan sen naneyi yedin birader. Şan sen naneyi yedin kardeşim. Hiçbir, hiçbir şey alamadı birader. Bizim baba mesleği bak bak. Ooo. Baba mesleğine bak sen. Allah. Of ya kızım. Rusçum üstüm başım kirlenmiyor böyle. Benimki beni bu halimle beni kabul etmiş. Çok yoruldum.
600'lü bir poşet malzeme taşıdım yukarı. Ne oldu? Hamlaşmışız da. Lan çoğun indirip kaldırıyordum lan ben. Ver. Pişman oldu. Evet. Yemin ediyorum pişman oldu. Sen Allah belanı versin. Dekoratif sıvası nasıl olayım diyor şu an. Ey insanlar. Özellikle küçük insanlar. Bak ne yapıyorum. Şu an yükseklik korkusu olduğu için kirişleri temizleyelim. Yalan söyledim. Ana taktiğe bak lan. Oğlum bu yara kabuğu gibi soyuyordu bir ara ya. Mandalina kabuğu soyar gibi böyle tık tık tıkmıştı ya. Ne oldu? Al, hiç güvenmem. O mandalina taşını sildik hadi abi. Koparsa ölürsün diye. Bakayım. Bu ne kadar pis bir işti ya. Senin duvarı soyulmadı gitti ya. Oğlum bizim ilacım ilacı bir şey var ya. Yokmuş ya. Böylece sorun. Bu kadar zor olamaz ya. Oy bu güzellik ne? Ne yaptınız lan arabam? Bu benim arabam değil. Bu ne güzel bir şey olmuş. Tam var ya 15 gündür su görmüyordu he. Ne olur strap yerlerimi kesin de. Harbi mi? Oradan bakayım. Oo arka tarafta bir şey var. Oo buranın tepesi ne kadar güzelmiş abi. Götürecek misin diye? Götüreyim mi? Ben arabayla götüremem ki arabayı. Almaz yarına. Nasıl götüreceğim ben bunu arabayla? Yarın mı yapacak Ali? Yarın sabah. Ondan 40 tane, 40 metre. Geliyorum oğlum. Ecelin olacağım lan. Karşında çöküp ağlayacaksın. Gel 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 lan. Diyeceksin ki affet beni. Kurban olayım. Lan gel gel. Özür gel, dilerim diyeceksin. Lan oğlum gel. Yalvaracaksın bana yalvaracaksın. Lan oğlum gel. Gel sen hadi gel. Ayaklarının üzerine dizlerine çökeceksin. Diyeceksin ki kurban olayım beni affet. Oğlum bak, bak seni var ya bak ne hale getireceğim şimdi gel. Gözyaşlarından otoyolda arabalar kayacak. Lan oğlum bak neredesin lan? Futbolcunun 90 dakika topla oynadığı gibi seninle oynayacağım. Ulan bit neredesin? Bit? O kadar da kısa değilim lan namussuz. O kadar küçüksün ama. Bit dedin ama neredesin lan? Oğlum kapını açmadım gördüm seni. Abi, Ali abi. Yavaş yavaş yavaş. Ali abi. Ali abi. Ölürüm sana abi. Abi, abi ben arabayı park edip geleyim abi. Park edip gel. Tamam abi, hemen park edip geliyorum abi. Yavaş. Çok korkunç değil mi ya? Abim. Benim güzel abim. Arabada hiç öyle şeyler demiyordun. Ben abi şaka yapıyordum senin sabır testi. Bunları koymazsan. Özür dilerim abi. Hepsini koyacağım abi. Arabayı yıkıyorsun. Kendin niye yıkamıyorsun? Abi duşa kabinim yok. Oha abartma. Abartma duşa kabinim yok ya. Ne yapayım ya? Abi ben iki gündür yıkanmıyorum. Oğlum, ya. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Araba nasıl? Yıkanmış hali. Araba çok güzel. Özlemişim. Arabayı sökme diyorum sen. Aynen sökmeyeceğim sökmeyeceğim ya. Özlemiş. Sen arabayla geziyorum ya. Ha. Herkese bakıyor. Meğersem arabaya bakıyorlar. Getirdim şimdi maç izleyeceğiz. Fenerbahçe'ymiş dedim. Bir de karşımıza yüzüm. Bak bak. Beraber izleyelim dedim ha. Gel. Gel bak Fenerbahçe garibanım gel. Bak şimdi bir iddia attı ortaya. Amza atış eğitmeni. Atış eğitmeni mi? Evet. Ben Türkiye birincisiyle attım. Az önce dedin ki Amza'yı yerim. Yer misin? Amza'yı çiçi yerim. Atışta. Atışta. Bak bak bunda iddialı olmamak. Sen ne yapacaksın oğlum onu? Bu güçmüş değil bak bu mevzu. Tamam oğlum ben atışta yiyeceğim Amza'yı. Hamza kabul ediyor musun? Ben fazla. Kardeşim her zaman kabul ediyorum. Ama öyle balona balona atmayacağız. Öyle daireye atacağız. Tamam bak. Yapman gereken tek kural var. Kardeşim geliyorsun 10 mermi veriyorum. En iyi isabeti vuran kazanıyor. Okey midir? Tamam. Tamam mıdır? Zaten ben tek kol atacağım. Yok 3 tane dikiş var burada. Kabul müdür? Kabul. Geldim şimdi eve annemin duşuna bakıyorum şimdi de. Ya güzel evet. Ama şu profil çok kalın ya. Ben sırf şundan dolayı kaydıraklı istemedim. Menteşeli istedim. Menteşeliler de çok sıkıntılıymış. O menteşeliden sonra bozulabilme ihtimali varmış. Oradan su kaçma ihtimali varmış. Bunu ne yapacağız abi? Bu çok kötü. Yani bak bu şekilde olanlarda sıkıntı yok. Bak kare olanlarda bir problem yok. Tamam mı? Böyle köşede olanlar çok güzel duruyor. Ama kesinlikle ve kesinlikle şey hiç güzel durmuyor. Duvardan duvara bu profilleri hiç beğenmiyorum. Hiç beğenmem. Görkem abilerin de öyleydi. Hiç beğenmiyordum. Bir de Allah izin verirse inşallah anneme biraz destek çıkarsan. Düşünürüz de tabii inşallah. Şuraya Gömer Özer var yapsak ne güzel olur.
Benimki gömmere zarvarlı yaptırdım. Çok hayalimdi. Ya ben çünkü banyo temizliğine çok takıntılı bir insanım. Aşırı takıntılı bir insanım. Küvetten vazgeçme sebebimden biri de o, temizliği zormuş. Mermer küvet olsa olmaz aslında ama mermer küvetler çok pahalıydı. Hatta ben şu seramiklerden küvet yaptırmayı düşünmüştüm. Böyle çok güzel yapıyorlar falan ama çok pahalı olduğu için kısmet olmadı. Burada vardı benim yatak. Annemler bu odaya taşınıyor biliyorsunuz. Şahan Hanım'la anamlar atlı odadan. Ben de anamın yatağında yatıyorum şimdilik. Benim yatağı kuramıyorum. Boyanması gerekiyor. Orayı bir boyansa temizleyeceğim, direkt yatağımı kuracağım. Tek istediğim uyumak. Yatağımda uyumak istiyorum. Başka hiçbir şey istemiyorum. Nefret ediyorum arkadaş. Yatağımda uyumadığım anlardan. Neyse yarın görüşürüz. Yarın bu sefer gerçekten stopiyeler, süper gege ve badana yapılacak inşallah. Ya da belki de badana yapılır, sadece bilmiyorum ama bir şeyler olacak kesin, eminim bundan. Yarın görüşürüz. Sabah 4.30'dan beri, bak saat şu an 8.30. Annemle babam birbirine giriyor. Ama babam ortalığı karıştırıyor. Duşakabini yaptırılırken süzgecin içindeki kapağı unutmuşlar, tamam mı, çıkarmayı. Benim de aklıma kendime süzgeç alırken geldi, lan dedim içeride kapak vardı. Neyse aldırmadım, uyudum. Ama sabahın 4'ünden beri annem çıldırıyor. Allah Allah diyorum arkadaş. Az önce bir uyandım, kendime geldim, dedim verin bana bıçağı. Bu kadar. Bu kadar. Şimdi ben gidiyorum kendi üst katımkini yapmaya anne. Çatlamadan. Ne yaptın? Ya ben onu nerede gördüm biliyor musun? Kendime uzun süzgeç aldığım zaman içinde bir kapak vardı. Aklıma geldi. Ben sabah uyandığımda babamın sesi uyanda da geldi aklıma. Ben bilmiyordum ki senin işin içine dahil edip siz birlikte çıldıracağınız. Beni yok işin içine dahil etmedi. Geldi geldi, beni marifetini gör dedi. Eserini gör dedi. Banyo kalmış suyun içinde. Benimki berbat bir halde. Bak şurasını şöyle kazıyorsunuz. Tamam mı böyle? Bir şeyleri açılsın. Açtım şu kapak var ya şu. Nevze bütün kapak mıydı bu? Bu şekilde duruyordu anneminkinde. Kadın o yüzden çıldırmış. Bunu alayım artık. Daha zaten pis olmaz burası. Bir de bunu temizlemem de gerekiyor ya. Bak bunda da var. Hatta bunda iki parça var. Oğlum süpürge gitti, ne kadar ağırmış. Süpürgelere gittim almaya. Kollarım koptu. Ben taşıyamadım. Arabası aldı, sırtladı, götürdü yukarı doğru. Ali abi, Ali abiye bir iş çıktı. Çok üzüldüm ben, yapmayacaktım ama buranın dekoratifinde biraz yamukluk vardı. Çok önemli bir duvar olduğu için de mecburen üzerinden bir kalekimle şov yapmak zorunda kaldık. Allah senden razı olsun ki üşenmedin, yaptın yani. Çok sağ ol abi. Ha, şimdi en önemli test, dünün testi. Gel, dün biz buraya boncuk atıyoruz Ali abi, tamam mı? Misket dökülmüyorsun bir türlü. Gitmiyor. Gel. Dur abi, dur şey var. Gidenin kapağı var. Bekle dur. Bakalım. Hayat memat meselesi. Su gitmiyor. Bakalım BN Şeker İnşaat'ın kaderi kurtulacak mı? Akıyor mübarek, akıyor. Burayı deneyelim. Bırak, burada var. O nem olsun. Orada var. Dur kapak var içinde onun. Kapağı var, onu şu an deneyemeyiz. Bize sormuşlar bu arada. Madem demişler bu banyoyu komple değiştirdiniz canlarım benim, neden o duş bataryasını içeriden yapan yapmadınız? Ankastre o benim mi? O benim aklıma geldi. Ben onu niye yapmadığımı söyleyeyim. Çünkü ben çok çabuk sıkılıyorum. Ben onu düşündüm. Dedim niye biliyor musun? Çok güzel şekilli çukurları var. Dijital, mijital falan var böyle. Dedim belki ileride abi şunu... Çin'de görüyorlar o malzemeleri. Çin'de değil ya benimki. Mesela Çin, araştırdım. Türk malı falan da yapamamış. Hayır, ankastre var ama onların o çok fonksiyonlu malzemeler Çin'de var. Türkiye'de yok abi. Çin'e gelmiyor mu? AliExpress geliyor. Geliyor evet. Al bak ondan. Oo, alayım ben ondan. Aynen oldu, oldu tamam, bak bak burada yok. Bak burada artık ıslaktı. Şuradaki çek bak hala. Şurada bak, şurada var. Hala geliyor bak bak bak. Bak. Geliyor geliyor. Gördün mü? Şuraya da gidiyor bak, şu gidiyor bak, şu an gidiyor bak. Bak şu an gidiyor bak bak. Gitmemesi demek ne demek biliyor musun? Bak şimdi şurası böyle yoğunlaştı, tamam mı? Tamam. Bak çekti, buradan su gitmiş. Bu bir ıslaklık. Ya o olur bak, şurada da var ıslaklık, var burada. O kadar olur canım. Böyle 10 saniye içinde buranın kupkuru olmasını bekler. Öyle bir şey olamaz. Öyle ya zaten şey, yukarıdan sürekli su akarken o akacak. O geçecek. O akacak abi zaten. Böyle bir hoş bir renkmiş ya bu, böyle açığımsı bir renk. Maviye kaçıyor bak, şurada görüyor musun? Mavi gibi duruyor buradan. Arada süpürge elektriği size gösteremedim, hala göstereyim artık. Çok ağır ha. Aşırı ağır. Ağır yani, ben bana çok ağırdı. Ali Usta onu tek başına taşıdı ama. Ağır. Göstermiyorum. Gidiyorum boya almaya. 10 litre kurna, 2,5 litre yeşil, 2,5 litre de kozmik 90 mavi alacağım toplam. Daha 4500 lira falan da şey ödemem var. Süpürgelikçi yetmedi de korniş biraz daha almam lazım.
İnternet kablosu zarar gördü galiba. Kırmızı yanıyor dostum. Türk Telekom'u dün gece çağırdım. Hala ki arayan da yok, soran da yok. Ya yemin ediyorum var ya. Uf. Şu interneti bir düzelsin ya. Gidiyoruz cuma ya. Yemin ediyorum aklım 5 karış havada bak. Sizi arabaya koydum cumaya giderken. Arabadan seccademi aldım. Cumayı kıldım, geldim, gittim. Sıvamımı aldım, bir şeyler aldım. Kalekim malekim aldım. Babamın arabasıyla. Sonra gittim kedi mamasına. Bir sürü şeyler yaptım yani, tamam mı? Bu süreç içerisinde var ya, sürekli sizi arıyorum. Lan kamera nerede? Cepleri kontrol, arabayı kontrol, eve çıktım indim kontrol. Ya nerede bu kamera? Arabaya koymuştum ya. Şu inşaat yüzünden her şey oldu. Sürekli koşturuyorum, ediyorum, eğiliyorum. Ondan dolayı kafam çok karıştı. İnternetin siber kablosu üstüne çalışıyorum. Canım şansın. Umarım sana bir şey olmaz. Ali Ustam. Ali Ustam'ın alnına bile gelmiş ya. Burayı düzeltmişler. Aynısından yaptırdı. Aynı da sen yaptın. Niye dekoratif bıraktın? Çizgi farkı vardı ya arada, çok ciddi. Hatırladın mı orada? Bu tepesi... Kapı mı? Pervaz mı geliyor oraya? Hadi yalandan iki tane at oraya işte. Bak çok güzel ya şu sıva. Yanlışlıkla buraya dekoratif attım. Bunu ben yaptım. Seninkini yapabilirim. Öğrendim nasıl yapıldığını. Ben bu işi biliyorum ya. Ne kadar kıçım bu çıkmış. Ben kilo mu aldım ben? Bak şişiyor 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 sana böyle Ali Ustam. Sonra fışk diye aşağı kaydıracak değil mi? Sırrını gösteriyorum. Bu sonraki gibi griye mi dönecek? Yoksa sonra boyandı mı? Bak yaptı. Hayır. Aslında söyleyecek hiçbir şeyim yok. Işık çok güzel vuruyordu. Ben de değerlendireyim dedim. Ne söyleyeceğim? Ha, dolap renkleri bak ne kadar güzel. Bakın dolap renkleri ne kadar güzel. Kendimi gösteriyorum ama dolap renkleri yok. Çünkü ışık çok güzel vuruyor. Ben gidiyorum bu arada şey ödemeye ya. Antik sövecciye bu süpürgeliklerin ve stopyerlerin parasını ödemeye. Aslında süpürgelik ve stopyer detayını vermeme gerek yok. Işık çok güzel vuruyor, değerlendirmek istedim. Işık çok güzel vurduğunu söylemiş miydim? Şey bu arada. Işık çok güzel vuruyor. Şu gariban kedi bir yemek yiyecek, mama verdim. Ha şu var ya, ortalığın içine etti. Bir de bunu besledim az önce aynı mamayla. Yani kedi mamasıyla köpek yaş maması arasında fark yok değil mi ya? Yani olur be. Ben ikisini de onunla besliyorum. Bu arada saat kaç biliyor musunuz ya, saat? Ben yemin ederim böyle bir saat yok ya. 6.41 ya. Peki biz 6.41 gece biz nereye gidiyoruz? Beni Bursa Spor maçına tıraşlı ve yakışıklı yolladığın için sana çok teşekkür ederim. Rica ederim. Sen çarşılı olabilirsin ama olsun. Evet, Beşiktaşlıyız. Sonuna kadar. Bir şey olmaz abi. Bursa Spor'u da seviyoruz. Evet, seviyorum. Memleket ya. Ekmek yediğim memleket. Seveceksin tabii. Hocam bu gömlek ne ya? Lakos mu bu? Hayatım bu benim eski hızlı. Hocam siz Ulu Cami duvarı mısınız acaba? Bak işte üst katın son durumunu göstereyim size. Geldiler Ali abiler. Dedim abi ben azıcık uyuyacağım. Tamam dedi, sen uyur. Ben de hemen yatağa gittim de. Öncesinde bir üst katı çekeyim ya. Üst katı çekmeyi unuttum size ya. Duvarı boyamışlar kurna. Bir kat daha atacağım dedi ama. Biraz daha böyle kurna alacak. Burada mı kurnaydı? Aynen. Burada kurnaydı. Bu da kurna. Bu duvar mavi olacak. O duvar mavi olacak. Bu geri kalan kurna olacak. Burası da normal. Bakayım kurumuş mu bizim şeyin? Benim emeğim vardı şurada bir yerde. Abi bunu zıparalama gerek yok değil mi? Ha tamam, çizmiyor. Boya vurunca niye böyle gidiyor bunun şeyi? Gitmiyor, biz bunu boya yapmadan bak ya, böyle yaptık ya. He değil mi? Ben de diyorum bunun şeyi gitmiş çünkü böyle. Keskinliği gitmiş çünkü. Bak şimdi buraya bak. Ama evet, boya yapılınca biraz... Yumuşuyor, aşırı yumuşuyor. Tavan direkt yumuşak zaten. Hiç, o çizgi o kadar keskin değil. Burası böyle he. Bak görüyor musun? Takıldığı noktaya bak. Ufacık şuradaki noktaya takın. Helal olsun vallahi. Bu kadar. Bir de banyonun şu tavanın bord ekseni işte şuraya yapacak. Bir de led kanalı yapacak inşallah tavana. Ben o sırada zıbaracağım için çok emin değilim o konulardan. Tamamen biraz uyup uyandığında bazı yerlerin şekli tamamen ortaya çıkmış olur. Gidiyoruz şimdi, boyanmışlar. Göstereyim size. Evi düzgün çek, labirent gibi. Ne nerede anlamıyorum demiş abi. Vallahi benim aklıma gelmiyor ki şu kaydı açmak, şuradan geçerken bak sizin benim evime girdi buradan. Seramikli olan gelir. Bak şimdi size duvarın rengini göstereceğim. Yeşil zemin. Ne diyorsun Ali abi? Çok çirkin bir renk bileymiş. En çirkin yani. Güzel değil mi? Beğendin mi? Kuruyunca güzelleşir herhalde. Tabii ya. Şu an aşırı çirkin bir renk bu. Bir de güzel tarafı ne biliyor musun bunların? Bu odanın. Çok ışık alsa da ne kadar koyu renk verirsen ver. Koyu rengi sırıtmıyor bu oda ışık aldığı için. Tabii
Küllet kanalı var ya bak, bu banyonun tavanına takılacak, tamam mı? Lan düşünüyorum düşünüyorum, alçıpenin kalınlığı bu kadar değil. Bu bunu nasıl yapacak onu? Ali abi diyor ki yapacağım. İnanıyorum da halledeceğine de inanıyorum. O nasıl yapacağını çok merak ediyorum. Göreceksin. Üvey baba Halil 1. bölüm. İnşaat süreci beni çok acayip yönlere itti. Bit artık bit. Bakayım yukarıdan atla, merak ettim. Baya bir saat oldu. Tam buranın rengi bitmiş, kurna. Tepeleri de yapmışlar. Allah! Allah! Şu rengin güzelliğine bak! Bu ne kadar güzel bir renkmiş! Keşke bütün duvarları buraya koysaymış. Ama güzel olmadı mı abi sadece iki duvarın böyle olması? Böyle daha iyi. Böyle bir renk kat değil mi? Aynen. Ya ben bu rengi çok sevdim. Dedim ki bayarım ben bundan, o yüzden bir duvarı yapayım dedim. Aynen, öyle daha iyi. Oha, çok beğendim bunu! Yemin ediyorum çok beğendim bu arada abi. Ellerinize sağlık. Bakayım şu yeşilden ne haber var, hala çok çirkin mi? Hala çok çirkin. Neyse. Düzelir inşallah, ne diyelim. Kötü olduğunu zannedenler. Bizim için yeşil kötü değildir. Yeşil bizim için her zaman en iyi renktir. Bu benim odanın duvarının renginden, şu an komple odasına yaptırdı bu arada. Şahdan sağdan, şahdan gördük, aldık bu rengi. Kendi dekoratif sıvasının olduğu yeri de böyle matımsı gri bir şey yaptı. Bu da çok güzel oldu. Yalnız bu oda çok güzel olmuş gerçekten. Bazı yerlerde kabarmalar var. Önceki müteahhitten kalma çok berbat bir şekilde. Ali olsa tekrar gelip bunları kazıp yine boyayacaklar. Benim olayı komple bu şekilde boyadı. Adam mesela var ya, bitmiş şey en son, ben onun yanına gittiğimde bana dedi ki senin duvarların beni bitirdi dedi. Hep sürekli kazıyoruz, kazıyoruz, tekrar boyuyoruz dedi. Yapacak bir şey yok işte, böyle bir sıkıntısı var bizim evinde. Neyse bakalım. Şu anda bunun nasıl çok güzel oldu ama bu kadar mavi olması bayağıymış gerçekten. Bütün odayı iyi ki mavi yapmış. Bende böyle kremin içerisinde mavi var. Mesela şu duvara baktan ki farklı bir renk olmuş. Bu duvarın şu an mavi yazısı var, kesin bayağı. Çok güzel olmuş bu şekilde. Polis yakalamış beni bizim burada gene. Ya bunlar polisi çağırdı, siviller çağırdı. Siviller mi polis çağırdı? He. 12 yaşında bir tane çocuk motorla kaçıyormuş, yakalanmış. 12 yaşında çocuk mu, hangisi acaba? Arabayı bindirmiş, bir de tokatlayıp araba yapmışlar. Bagajda yatıyor ya, çünkü ha bunların yaşında bir çocuk. Tokatlayıp at, ha bunların yaşında, şu çocukların yaşında. Evet. He işte. Olsun olsun, disiplin iyidir. Anne nasıl mavi? Ali abi zaten biliyor. Dünyanın en güzel mavisi değil mi ya? Anne bu nedir ya? Biz niye böyle bir hata yaptık ya? Ben gidiyorum ablam. Evet abi. Ben de gidiyorum. Gel. Ay, Melis'i vurdum yanlışlıkla. Allah'ım vurdum. Melik anlatım. Efendim. Aynen. Aynen. Ben de maça gidiyorum şimdi şu anda. Çok çok acayip bir şey oldu. Sanayi Bakanı aradı beni. Yani Sanayi Bakanı'nın kalemi aradı. Dedi neredesin dedim. Maça gidiyorum dedim. Bakanımız seninle maç izlemek istiyor dedi. Mustafa Varank benimle maç izlemek istiyormuş. Aldım yeğenimi de gidiyorum. Tak bakayım çemeni. Heh, hadi bakalım. İlk maçın olacak değil mi? Evet. Hadi bakalım. Ya Allah ya, bismillah. Heyecanlı heyecanlı maça doğru gidiyorum. Bum 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 bum. Bum bum bum. Mutlu musun? Heyecanlı mısın? Heyecanlıyım. İlk maçın olacak değil mi? Evet. Hadi bakalım aslanım benim. Bir kişi daha stadyum zehrine bulaştırıp hastası yapacağız. Şuna bakayım, maşallah. Maşallah. Allah'ım valla tutuluyorum ben şu arabayı. Çok güzel araba ya. Rüzgar sesi alıyormuş, tek sıkıntısıymış. Ya bu araba benim olsun da tek sıkıntı rüzgar sesi olsun. Kuzenim kustuyu al. Ho, geldin mi? Islak mendil var mı sende fazladan? Versene, benimki bitti am. Garibanım kustu. Ya utanıyor, söylemiyor kusacağını. Aslan parçası. Şimdi bu... Nasılsın? Aldık bunu da forma. Lo 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 lo. Oğlum ya, şuranın canlılığını ölüyorum ya. Şura böyle canlanıyor ya, bayılıyorum ya. Kamerayı gördü böyle bir atmaz herhalde. Abi niye atayım bu benim işim? Ya bir de VIP'ye girip oradan şey mi atacağım? VIP'ye gelen adam atar mı hiç? Ya keşke arabayla gelsemişiz ya. Ya aynen, plaka keşke bilseydik. Ha, arabayla izin. Ne bileyim, hayatımız boyunca zaten ilk defa misafir olarak çağrıldığımız için. Ben de hayatımda ilk defa. Maratondu benim mekanım ya. Yıllardır stadyumdayız. Bir kere protokolle çağrılmadık be kardeşim.
Beykullah Bey bizim Bakan Bey'in... Allah ellerim. Oğlum burası çok iyiymiş lan, buradan ambiyansı işlemek. Bana biri demişti, VIP'ye git ambiyansı gör demişti. Birazdan baş başlayacak. Ülkemizdeki bu kötü günler nedeniyle tüp bayraklarını salladı komple. Hadi bakalım. Bak çok güzel. Yaşasın Cumhuriyet. 29 Eylül kutlamaları falan yapıldı çok güzel şekilde. Burada bir koreograf var ama okuyamıyoruz. Kameradan da okuyabilen var mı bilmiyorum ama biz bir türlü okumayı beceremedik. Yaşasın Cumhuriyet. Yaşasın. Oğlum ne yediğimiz kazağa bak. Hadi oğlum 3 at. 3 at intikam almamız lazım. Mustafa Bey'den daha şeyden. Bu çok sempatik bir adam bu. Gol mü? Gol mü var? Şurada bir ortalık karışı gene. Attık bir tane gol. Tabi gol atalı 5 dakika oldu ama ben daha yeni geldim. Ben başkanı gördüm. Bakın başkan. Enes başkanı gördüm sonunda. Bu adamın elleri ayakları öpüyorum başkan. Onu o tarafa çekeceğim. Bu gol olmaz. Nasıl gol olmaz bu ya? Bakan sinirlendi. Mustafa Marak bayağı sinirli. Vallahi çok çekişmeli bir maç. Sürekli onların sahası, bizim saha gidip geliyor. Karşıyaka gol atmış bu arada. Ligde ikinciye düşüklüklerden. Olan Karşıyaka. Zorlayacağım bize. Geldi bir gol. Daha geldi. Çok iyi be. Çok iyi. Mücahit Can. Bir gol daha geldi. Çok güzeldi. Kavga oldu bak orada. Kavga oldu orada bak. Baba oluyor. Niye ne? Gol gelir mi? Gol gelir mi? Çok iyi gitti ya. Çok güzel. Çok güzel gitti ya. Hoca bitti. Hoca bitirmiyor. 90 artı 7 değil mi? 90 artı 7 geçti. Geçti. Hadi. Bitti. Helal olsun. Tebrik ediyorum. Ayağınıza sağlık. Geldim evime. Bitti maç. Güzel bir maçtı. Mustafa Varank, eski bakanımız, yeni milletvekilimize teşekkür ederim. VIP'den izlemek eğlenceliydi ama kesinlikle bu işin yeri ya maraton ya Texas Baba. Ne bağırabiliyorum, ne çağırabiliyorum, ne küfür edebiliyorum. Ayağa kalkan arkadakileri oturtuyor, biz göremiyoruz. Herkes deri koltuklarda oturmuş. Baba maratonla bir koltuğa 5 kişi düşüyor. Bu işin yeri maraton. Şimdi eve giriyorum. Ben bir veda konuşması yapayım sizlere. Olabilirse yarın ekleyebilirsem annemin tezgahı gelecek. O sahneleri sizin eklerim. Sizleri çok seviyorum. Videoyu buraya kadar izlediyseniz eğer videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, takip etmeyi, abone olmayı, zilleri açmayı, diğer YouTuber'ın dediği her şeyi ben de dedim ama yapmayı unutmazsanız çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Allah'ıma emanet olun. Bu arada dediğim gibi koyabilirsem yarın annemin tezgahının gelme kısmını şundan sonra bir 2-3 dakikasına koyarım bu tarafa. Koyamazsam bir dahaki haftalık vlogta görürsünüz. Hoşçakalın ya da görüşürüz. Bilmiyorum artık. Süreç gösterecek bize. Biterse görüşürüz. Bitmezse yine görüşürüz.